genellikle o zaman aileler gelmiş. Tabii ki bu seçim her şeyden önce Türkiye'deki sistemin geleceğini belirleyecek. Bunun için demokrasiden yararlanan olan insanlarla diktatörlüğü savunan insanlar arasında çok önemli bir mücadeleyi teşkil ediyor. Biz tabii ki demokrasiden yararlanan olan güçler olarak bu faşist rejimin, bu dikta rejiminin yenilmesi için çaba gösteriyoruz. Bu Türkiye'de de aynı şekilde bu çabayı gösteriyoruz. Yurt dışındaki seçmenlerimiz de bu şekilde çaba gösteriyor. Şimdi tabii ki bu çalışmada olanaklar aynı değil. Şu andaki rejim devletin tüm olanaklarını kullanıyor. Hatta dini bölgeleri bile kullanıyor, dini kurumları bile kullanıyor, camileri bile bir seçim merkezine çeviriyor. Aynı şekilde devletin tüm medya olanaklarını kullanıyor. Bizler ise daha çok birebir halkla iletişim kurarak, işte sosyal medyayı kullanarak, işte bağımsız bazı Avrupa'daki televizyonları kullanarak bu şekilde biz çalışmamızı yürütüyoruz. Aynı şekilde biliyorsunuz içinde olduğumuz süreç de çok normal bir süreç değil. Devlet yöneten kesim çok kısa bir süre içerisinde erken seçime gitti. Neden erken seçime gitti? Çünkü rejim artık ileriyi göremiyordu. Eğer bir yıl sonra seçimi yapsaydı kesin kaybedeceğini biliyordu. Onun için erken bir seçime gitti. İşte muhalefeti hazırlıksız tutayım dedi. HDP önemli bir muhalefetin kesimi, liderleri cezaevinde, tüm seçilmiş belediye başkanları cezaevinde, 10 bini aşan militanı, seçmeni olsun, yine aynı şekilde yöneticisi olsun şu anda cezaevinde. Türkiye genelinde Türkiye bir cezaevine dönüşmüş. Çünkü Türkiye'de biliyorsun yüz binlerce insan sadece işinden edildi. 100 bin insan neredeyse cezaevinde. Yine aynı şekilde tüm demokrat kesimler, rejimin bu dikta pozisyonunu, rejimin bu savaş politikasını, savaşa karşıyız diyen insanlar hepsi bir gün cezaevinde yattı, yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Şimdi tüm bu şartlarda biz seçime gidiyoruz. Devlet tüm medya olanaklarını kullanıyor. Biz de işte halkla birlikte sokak sokak, işte mahalle mahalle çalışma yürüterek bu seçimi kazanmayı düşünüyoruz. Avrupa'daki çalışmalarımız da böyle. Biliyorsunuz Avrupa'da AKP birinci parti, biz ikinci partiyiz. Fakat biz hedefimiz tabii ki birinci parti olmak için çalışıyoruz. Tüm partiler kazanmak için çalışıyoruz. Biz de aynı şekilde Avrupa'daki seçmenimizi demokrasiden yana oy kullanması için ikna etmeye çalışıyoruz. Neden demokrasiden yana oy kullanmasını istiyoruz? Çünkü diğer rejim bir çıkmaz sokağa götürüyor Türkiye'yi. Kürdistan'da zaten bir savaş söz konusu. Aynı şekilde rejim sadece Kuzey Kürdistan'daki savaşla yetinmiyor biliyorsunuz. Suriye'deki Kürt bölgelerini de işgal etti. Daha önceki süreçte belki birinci oldu ama bu sefer biz diyoruz ki AK Parti birinci olmaması için çaba sarf ediyoruz. Her parti gibi biz de kazanmak için tabii ki çalışıyoruz. Umarım bu sefer insanlar geçen sefer düştükleri hataya düşmezler. Çünkü bu rejim gerçekten Türkiye'ye ne Türklere, ne Kürtlere, ne Alevilere, ne oradaki demokratlara hiçbir gelecek vaat etmiyor. Bu ülke tüm komşu ülkelerle savaş içerisinde. Yunanistan'ı tehdit ediyor, işte Irak'ı tehdit ediyor, işte Suriye'yi tehdit ediyor. Kürtleri bir bütün olarak, düşman olarak belirlemiş ve nerede bir Kürt oluşumu varsa saldıracağım, yıkacağım diyor. Ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı her gün ne kadar insan öldürdüğüyle övünüyor. Diyor ki işte ben Afrin'de bir gün işte 4500 oldu, bir gün 4600 oldu. Her gün ölen insanların üzerinde siyaset yapan bir rejimin liderliği, bir rejimin önderliğinde bir seçim çalışması yürütüyorlar. Umarım Türkiye halkı da bunu büyük oranda anlar. Zaten ki birçok biliyorsunuz Türkiye'deki entelektüel kesimler ne yazık ki çoğu yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Bir önemli bir kesimi de bizim partimizde adaylar aynı şekilde. Biz şuna inanıyoruz. Tüm bu çabalarımız, tüm bu mücadelemiz demokrasinin gelişmesi içindir. Ve Avrupa ülkelerinden de tabii ki dünya kamuoyundan da aynı bu desteği görmek istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu hükümet seçimlerde hile yapıyor. Geçen seferde hileyle seçimi kazandı. Anayasa değişikliğinde Avrupa Konseyi çok açık bir şekilde söyledi. Türkiye hile yaparak yani seçim
demokratik bir çerçevede yürümedi. Bugün de demokratik şartlar uygun değil. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz özel hal uygulaması var. Bir ülkede eğer özel hal uygulaması olduğu zaman seçimlerin demokratik bir şekilde geçmesi mümkün değil. Bundan dolayı özel halın da kaldırılmasını istedi. Hem Avrupa Parlamentosu hem Avrupa kurumları. Fakat Türkiye bildiğiniz gibi tek adamla yönetildiği için her şey bir insanın söyleyeceği iki lafa kaldığı için şu anda tamamen bir diktatör rejimiyle karşı karşıyayız. Biz şöyle bir ittifaktan yanaydık. Biz demokratik kriterler çerçevesinde bir ittifaktan yanaydık. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi bunda tabii başrol oynadı. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte de MHP ile biliyorsunuz ittifak kurmuştu. Bu sefer İYİ Parti ile ittifak kurdu. Tabii bu soruyu Cumhuriyet Halk Partisi'ne sormanız gerekir. Ama biz genel olarak HDP olarak demokrasiden yana olan tüm güçlerle demokratik kriterler çerçevesinde, bir plan program çerçevesinde bir ittifaktan yanaydık. Fakat artık bu söz konusu değil günümüzde, bu geçti artık. Biz ikinci partiyiz yani şu anda Türkiye'deki partiler sıralamasında. Avrupa'da AKP birinci parti, biz HDP ikinci parti, CHP üçüncü parti, MHP üçüncü parti. Hayır, biz Türkiye'yi bölmek diye bir programımız yok. Biz daha çok Türkiye'yi demokratikleştirmeyi düşünüyoruz. Türkiye'deki Kürt halkının aynı şekilde kendi kaderini tayin hakkını savunuyoruz. Çünkü biz sadece bir Kürt partisi değil. Bizim içimizde Türkler var, Ermeniler var, Asuriler var, Keldaniler var, Araplar var. Ve Türkiye'deki farklı dinler var. Yani Yezidiler var, Aleviler var. Haliyle biz gerçekten o Türkiye denilen coğrafyada, günümüzde Türkiye denilen coğrafyada, Anadolu Türkiye denilen coğrafyada ve Kürdistan, bir kesiminde Kürdistan denilen coğrafyada tüm bu halkları temsil eden tek partiyiz diyebilirim.